Malumunuz Avrupa son dönemlerde terör saldırılarının da hedefinde. Geçen hafta terör bu kez İngiltere'yi hedef aldı. Başkent Londra'daki parlamento binası önünde gerçekleşen saldırıya dair ayrıntılarla gelin devam edelim. Son iki yıl içinde terör saldırılarına hedef olan Avrupa ülkelerine geçtiğimiz hafta İngiltere'de eklendi. Başkent Londra'daki parlamento binası dışında düzenlenen saldırıda biri polis, biri saldırgan olmak üzere 5 kişi öldü, 11 ayrı ülkeden 40 kişi yaralandı. Saldırgan önce Westminster Köprüsü'nde aracını yayaların üzerine sürdü. Sonra da parlamento binası dışında silahsız bir polisi bıçakladı. Bir başka polis ise saldırganı vurarak öldürdü. Olay sırasında parlamentoda bulunan milletvekilleri de büyük panik yaşadı. Milletvekillerinin binadan çıkmasına bir süre izin verilmedi. Londra Emniyet Müdürlüğü saldırıdan bir gün sonra yaptığı açıklamada saldırganın kimliğini Halit Mesut olarak açıkladı. 52 yaşındaki Mesut'un İngiltere doğumlu olduğu belirtildi. Emniyet Mesut'un son dönemde herhangi bir soruşturmaya maruz kalmadığını ama geçmişte izinsiz silah bulundurma gibi suçlardan kaydı olduğunu duyurdu. Emniyet birimlerinden gelen bu açıklama Başbakan Teresa May'in sözleriyle çelişti. Çünkü Theresa May, olayın ardından saldırganın daha önce İç İstihbarat Servisi MI5 tarafından radikalleşme şüphesiyle izlendiğini söylemişti. Theresa May, saldırının gerçekleştiği gün parlamento binasında silah sesleri duyduktan sonra güvenli bir bölgeye götürülmüş, akşam saatlerinde de Downing Sokağı'nda bulunan başbakanlık konutuna geçmişti. Başbakan ertesi gün avam kamerasında yaptığı konuşmada terörün İngiltere'ye teslim alamayacağını söyledi. Londralılar her zamanki gibi hayatlarına normal bir şekilde devam edecek. Hiçbir zaman teröre teslim olmayacağız. Kötülüğün ve nefretin bizi ayırmasına izin vermeyeceğiz. Londra Polis Teşkilatı saldırının ardından gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'unu serbest bıraktı. Birmingham kentinden 58 ve 27 yaşındaki iki erkek şüpheli ise hala gözaltında. Soruşturma yürüten yetkililer saldırının zaman çizelgesini de çıkarttı. Buna göre saldırı sadece 82 saniye sürdü. Halit Mesut, yerel saatle 14.40'ta Westminster Köprüsü'ndeki kaldırıma çıkarak kullandığı aracı çevredeki insanların üzerine sürmeye başladı. Araç yarım dakika sonra parlamento'nun demir parmaklıklarına çarparak durdu. Ve saldırgan parlamento'nun bahçesinde 52 saniye içinde vurularak öldürüldü. Londra'daki saldırıyı terör örgütü DH üstlendi. Ancak DH saldırgan arasında bir bağ henüz bulunamadı. Emniyet birimleri saldırganın tek başına hareket ettiği ihtimaline ağırlık veriyor.